Şimdi bu kimlik, bu kişi gidip orada Kıbrıs Türk halkının özgür iradesinin temsilcisi olamaz zaten. Çünkü o özgür iradenin sonucu olarak oraya gelmedi. O nedenle onlar ne derse onların gölgesi gibi, Ankara ne derse onun papağanı olacak şekilde bir davranış sergileyecek orada. Yani gidecek diyecek ki federasyon istemiyoruz, çok denendi, olmadı. Onun için artık iki devletli çözüme geçelim ve aramızda sınırlı işbirliği olsun. Bunu kime söyleyeceksiniz? Birleşmiş Milletler'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok kararı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamasına ilişkin. Avrupa Birliği'nin açıklamaları var. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti kabul etmez diye. Rum tarafı Yunanistan'ın pozisyonu belli. Geçenlerde İngiliz Dışişleri Bakanı da, Başbakanı da açıkladılar. Onların da destekleyebileceği tek çözüm federal çözüm. Bu yama olmak demektir. Bu Rum'un kölesi olmak demektir. İkincilliği kabul etmek demektir. Federe devlet olmak demek, devlet niteliğini kaybetmek demek, devletini kapatmak demek, devletini kitlemek demek, devlet dükkanının kapısını kitlemek demek. O dükkanı, anahtarını bir başkasına vermek demek. Onlar kimin papağanı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler oldu. Seçimlerde evet. Bu adam kaybetti. Evet. Şimdi halkın iradesi ortada. Halkın iradesi burada. Rumları efendisi olarak bilen kölelere bizim ihtiyacımız yok. İstenen şey şudur. Bakın Doğu Akdeniz'de, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz, Türksüz bir Kıbrıs istiyorlar. Federe devlet oldu. Ne olacak? Bu ne demek biliyor musunuz aslında bunun arkasında? Türkiye gitsin demek. Evet. Türkiye gitsin demek. Ve burayı Yunanistan'a bağlı olsun demek. Yunanistan'a bağlı olsun. Bir pasaport uğruna onurunu satacak insanlar her yerde vardır.